Görürüz. Allah kesmeyin. Ben de. Şu makasınızı ödüş verir misin arkadaşlar? Bu tarafa mı çıkıyor? Adam oluyor. E ya. Yatır yatır masaya. Hani gelip çekecek mi? O sana diyor. Ne abi? Seni istemezsinler mi oraya bak. Yok ben arkadaşlar. Güzel çiftçilikle uğraşıyoruz. Tarımla ilgili. Yani işimizi benimseyerek kendi işimiz gibi şey yapıyoruz yani. Ha çalışıyoruz. Bir yandan da meslek öğrenmiş oluyoruz. Bilmediğimiz bilgileri burada daha kendimiz yaparak daha öğreniyoruz yani bunu. Ürünü kendisi üretmesi daha güzel bir şey en azından. Dışarıdan alınmaması, burada üretilmesi daha güzel yani. Yani hem seçilik hem de gönüllü olarak mesela bu işi bilen insanları şey yapıyorlar. Biz de gönüllü olarak çalışmayı seven yani tarımla uğraşmayı seven insanlar. Hani seçildik yani. Burada yani bilen insanları arıyorlar zaten. Bilmeyenleri zaten getirip de burada tarımla anlamayan insanlar yapamaz zaten bu işleri. Burada sigorta olarak çalışıyoruz. Dışarıda tabii bu tarım sertifikası alıyoruz. Dışarıda da bizim işimize yarıyor tabii istediğimiz zaman. Tarımla ilgili çalışmalar yapabiliriz dışarıda da. Bir meslek olarak dışarıda da bunları yapabiliriz yani. Tabii güzel bir şey yani. En azından topluma kazandırılıyor yani bu şekilde insanlar. Topluma kazandırılıyor en azından. Şimdi ceza infaz sistemimizde hükümlerimizin hem infazlarının yapılması hem de aynı zamanda ihalelik gösteren hükümlerimizin topluma kazandırılması ve bunlara meslek edindirilmesi ana prensibimiz. Bu sayede bu alanda hükümlerimizin çalıştırılarak hem topluma kazandırılmaları hem de tarımsal alanda meslek edindirmeleri, sertifikalı belgeli şekilde buradan tahliye sonrasında iş bulabilecekleri, meslek edinebilecekleri ve topluma faydalı olabilecekleri alanlarda üretimler yapılmaya başlandı. Bunlardan narenciye üretimimizi görüyorsunuz. Devamımızda yine açık tarım uygulamaları devam ediyor. Bunların birçoğu organik tarım uygulamaları. Bu şekilde üretilen ürünler hem vatandaşlara hem de diğer ceza infaz kurumlarımızdaki hükümlerimizin tüketimine sunuluyor. Sürekli olarak tarım yapılıyor. Bu şekilde 1000 kişilik bir kısmı da ikinci etabı da inşa aşamasında. Bununla birlikte 1000'in üzerinde hükümlümüz burada vardiya esaslarına uygun olarak şekilde tarım çalışmalarında üretime katkı sunacaklar. Bunlar aynı zamanda çalışmaların karşılığında yevmiye alacaklar. Bu şekilde ailelerine ve topluma yük olmayacaklar. Cezaevinde sigortalı şekilde, atıl şekilde vakitlerini öldürmeyecekler. Açık arazide toprakla temas ederek hem üretecekler, hem çalışacaklar, hem de tahliye sonrasında kendilerini hazırlayacaklar. Bu alandaki eğitimlerimiz diğer kurumlarla işbirliği içerisinde devam ediyor. Bunları yaptığımızda biz yeniden suç işleme oranlarının önemli ölçüde düşeceğine inanıyoruz. Şu ana kadar aldığımız geri dönüşlerden de buradan tahliye olan hükümlerimizin dışarıda tarım sektöründe çok rahat iş buldukları ve burada çalışarak geçimlerini temin ettiği yönünde birçok bize geri dönüş oluyor. Biz de hükümlerimizin meslek edinmesinden ve topluma faydalı şekilde hayatlarına devam etmelerinden memnun oluyoruz. Burası Adana'mızla hep beraber faydalı işlerin yapıldığı önemli bir merkez olarak çalışmaya devam edecek.